Kapatan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Cooler Master Master Case'i inceleyeceğiz. Evet, Master Case 5 ve Master Case 5 Pro elimizde sevgili izleyiciler. Daha önce Computex'te bu kasalara yakından bakmıştık. Recep, Cooler Master'ın bu Master Case'inin olayı nedir? Cooler Master'daki Master'dan mı geliyor? Ali, Master Key'den geliyor. Ana bir tane anahtar vardır bütün kapıları açan. Evet. Onun gibi bir şey. Yani o anahtar bütün kapılar için şekillenir ya. Bu kasada istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz bir kasa. Bakalım ne kadar şekillendirilebiliyor. Kutlarından çıkartalım. Öncelikle şu Pro ile normal sürümün farkı nedir? Beraberinde neler değişiyor? Bunları bir görelim. Ardından kasanın ne amaçlarda hangi sistemleri toplamakta kullanılabileceğini sizlerle birlikte yakından görelim. Hemen Ali. Bu tarafta Master Case 5'i, burada da Master Case Pro 5'i görüyoruz. Pro olanla olmayan arasında ne fark var Recep? Ali, Pro sürümüne birlikte ekstra bir fan geliyor. Aynı zamanda üst kısma radyatör takmak için bir kapak mevcut. Şurada da sabit disk yuvasının farklı olduğunu görebiliyoruz. Şu açıdan başarılı, ikisinin kutu üzerindeki görsel ilk bakışta aynıymış gibi dursa da aynı değil. Detaylara önem verilmiş sevgili izleyiciler. Kasanın temel yapısı Master Case sürümleri arasında değişmiyor. Master Case 5 alıyorsanız ister Pro olsun ister normal Master Case olsun ana kasayı aynı alıyorsunuz. Fakat kapak, fanlar ve diğer özellikler değişebiliyor. Zaten burada Freeform, Modüler Sistem, Customize, Adjust, Upgrade diyor. Kendinize göre özelleştirin, adapte olun ve adapte edin diyor. Kutunun diğer kısımlarına da bakalım ve sonra çıkartalım. Arka tarafta iki model arasındaki farkı daha net bir biçimde görebiliyoruz. Şu açılmış şemaları çok seviyorum Recep. Kasanın üzerindeki bütün parçaları böyle kenara doğru 3D animasyon gibi çıkartıyorlar, gösteriyorlar. Nerede ne var rahatça görebiliyorsunuz. Tabii biz alışveriş yapmadan önce hangisinde ne var zaten detaylarına oldukça iyi bir şekilde bakıyoruz. Şimdi sırada kutudan çıkartması var. Master Case 5 ve Master Case Pro 5. Pro 5'in üst kısmında söylediğimiz gibi ekstra bir parça var. Bu kozmetik bir parça mı Recep yoksa işlevsel bir parça mı? İşlevsel bir parça Ali. Bu parça sayesinde 240 mm'lik radyatörleri Master Case'e takabiliyoruz. Normalde bu olmadan mesela bunun üst kısmına takıp takamadığımızda merak ediyorum. Ya da 240 mm'yi o zaman ne yapacağımız sorusunu pek çok izleyicimiz merak ediyordur. Zira Master Case üst sınıfta yer alan bir kasa sevgili izleyiciler. Sonuç değerlendirmeler zaten fiyatından ekstralarından bahsedeceğiz. Ama temel olayı bunun üzerine bu parçaların ve aksesuarların alınabilmesi ve mesela Computex videosunda göreceğiniz üzere bu ön kısımların değiştirilebilmesi. Ali, Master Case Pro 5'in bir farkı da yanda pencere olması. Evet, şimdi günümüzde oyuncuların çoğu içeride o ışıklı, yanarlı dönerli anakartları, ekran kartlarını kullandıktan sonra kasanın içerisini göstermek istiyor. Pro 5'in şu yan kısmı kesinlikle gösteriş açısından, estetik açıdan daha güzel ama ben sessiz, daha kapalı, böyle daha bir profesyonel sistem toplayacağım diyorsanız, onu da göstermeyeceğim diyorsanız penceresiz kasa tercihi de elinizde. Ne yapabiliriz Recep? Kesip modifikasyon yapmak da mümkün tabii ki kasanın kapağına. Ali, bence daha iyi bir alternatif var. Master Case 5'i alanlar ayrı kapağı sipariş edebiliyorlar pencereli olarak. Anladım. Yani bunun ayrı parça siparişiyle kapağını değiştirme imkanı olacak. Ama baştan pencerede planlıyorsan niye iki tane kapağın olsun, niye ekstra masraf yapasın? Baştan Master Case Pro 5 alıyorsun o zaman. Kesinlikle. Yani dileyen kullanıcılar Master Case Pro'nun kapağını Master Case 5'e bile takabilirler. O zaman Master Case'i kullanan kullanıcılar arasında abi o kapağı kullanmıyorsan bana versene ya da üst kısımda radyatör kısmını değiş tokuş edelim tarzı bir takım ikinci el satışı ya da değiş tokuş da gerçekleşebilir. Kesinlikle. Diğer taraftan baktığımızda pek bir fark yok. İki kasanın da görünümü diğer tarafta kapak olarak aynı. Bir de şunu şuradan kolayca çekip çıkartabildiğimizi göstermek isterim sevgili izleyiciler. Üst kısımda fark burada çok daha net gözüküyor. Bakın burada sadece üstteki bir toz filtresinden bahsetmiyoruz. Burada metal kısımlar var. Master Case 5'in tasarımından bahsedelim istersen Ali. Evet, tasarım bir jet uçağını andırıyor. Hatta daha doğrusu Stealth Fighter, Stealth Bomber. Böyle keskin hatlar var. Hani biliyorsun onların böyle özel boyaları olur. Özel keskin hatları olur. Radar dalgalarını yansıtsın diye. Ben ona benzetiyorum. Güzel bir tasarım var, keskin bir tasarım var, gayet hoş duruyor. Peki Recep, önemli olan nokta tabii ki bunun şimdi materyali ne, sağlamlığı ne? Çünkü Master Case sağlam bir yatırım.
Bu kasayı aldığın zaman uzun yıllar kullanmak isteyeceksin. Bir de özelleştirme imkanları var dedin. Parçaları değiştirmek isteyeceksin. O yüzden materyal, ağırlık, boyutlar, bu kasanın desteklediği standartlar en önemli konular. Evet Ali, kasa SECC çelikten üretilme. Tabii ki bazı kısımlarında plastik kaplamalar mevcut. Anladım. Yani şu dış kısımdaki plastik olan kısım bir kaplama ama altında yine metalik bir kasa gövdesi var. Yani şasi sevgili izleyiciler SECC çelikten. Şimdi kasalar zaten çelikten yapılıyor ama bunların kalınlığı değişiyor, ağırlığı değişiyor acaba. En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Kalınlığı ne kadar acaba? Hani bu değişiyor. Kasanın bazı kısımları 0.8 mm kalınlığında, bazı kısımları ise 0.7 mm kalınlığında. Özellikle sağlam olması gereken parçalar biraz daha kalın olduğu zaman o 0.1 mm oldukça sağlamlığı ve toplam ağırlığı değiştiriyor. Şimdi 0.7-0.8 mm SCC çelik bir kasa oldukça ağır olmalıdır acaba. Evet Ali, bu 10.7 kilogram ağırlığında, Mastercase 5 yani Pro olmayan model 10.6 kilogram. Yani aralarında bir 100 gramlık ağırlık farkı olduğunu da söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Ali, tasarımda renkte bir başka nokta. Evet Recep, şimdi uzaktan baktığımız zaman siyah gibi duruyor ama yakından baktığımız zaman aslında böyle elmas tozu gibi arada farklı bir renk olduğunu görüyorum. Cooler Master'ın söylediğine göre Ali, kasanın rengi koyu gri. Koyu gri. Koyu metalik gri daha doğrusu. Koyu metalik gri dediği zaman anlayabiliyorum. Çünkü sevgili izleyiciler, uzaktan baktığımız zaman bu kısmın siyahıyla bu kısmın siyahı farklı. Çünkü çok yakında baktığınızda arada nokta nokta bir şekilde o hafif grilik katan metalik renkleri görebiliyorsunuz. Sanki böyle parlak bir simli bir toz katılmış gibi ama bu kasanın yapısından kaynaklanıyor. Kullanılan metalden ve plastikten kaynaklanıyor. Kasanın boyutlarından da bahsedelim Ali. Evet Recep, verilerimiz neler? 512 mm uzunluğunda, 235 mm genişliğinde ve 548 mm boyunda. Bakalım şimdi bir yüksekliği ölçelim Recep. Şuradan 548 mm dedin değil mi? Evet. Yani baktığımız zaman takribi olarak 55 santim olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Ama tepeden hava soğutma kullanacaksanız şu arka tarafta şurası size birazcık alan bırakıyor ama sırf buna bırakmamak lazım. Her zaman 1 santim ihtiyat payı bırakmak lazım. Arka taraftaki genel ölçüyü yaptığımız zaman tam tuttuğunu görüyoruz. 23,5 santim. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama pencereden yine göreceğim diyorsanız daha fazla yer bırakmanız lazım. Bir de şu ön kısımdan baktığımız zaman 51 santim sadece vida hariç kısmı kapsıyor Recep. Evet. Şu vida içinde yine 1-2 santim bırakmak lazım. Bir de bunun arka tarafından buradan ekran kartının kablosu olacak, ethernet kablosu olacak. Yani bir havalandırma için arkada 5-10 santim mesafenizin olması en azından lazım. Sevgili izleyiciler, kasayı konumlandırırken bunları göz önüne alın. Kasanın arkasına bakıyoruz. Recep, burada kaç tane genişleme yuvamız var? 7 tane genişleme yuvamız var Ali. Şu alttakinin tasarımı diğerlerinden farklı. Neden farklı yapmışlar bunu? Orası aynı zamanda kablo yönetimi için kullanılabiliyor. Anladım. Arka tarafta güç kaynağımızı yerleştireceğimiz yer var. Fanımızı yerleştireceğimiz yer var. Yine burada gayet ızgaralarımızı görüyoruz. Böyle altıgen bal petiği tasarımında. Anakartımızın arka portları buraya gelecek. Şimdi en çok dikkat çeken noktalardan bir tanesi Computex'te senin de vurguladığın şuradaki vida yuvalarının sabit değil yukarıya aşağıya doğru bayağı bir mesafeli olması. Yani fanı tam olarak havayı aktarmasını istediğimiz konuma doğru yükseltip alçaltabiliyoruz. Bir de birden farklı ölçüde fanı buraya yerleştirebiliyoruz. Evet Ali, bu zaten Mastercase'in en güzel yanlarından bir tanesi. Arka taraftaki fanın peki çapı ne kadar Recep? Ona da bir bakalım istersen. Hemen metre elimizde sevgili izleyiciler. Bu şekilde çapını ölçüyoruz. 14 santimlik bir tane fan kullandıklarını görüyoruz. Zira 12 olamayacak kadar geniş. İçeriden ölçtüğünüz zaman tam sonucu elde ediyorsunuz. Ya da bakın burada vida yuvaları var. Vida yuvalarının biraz kenarına doğru getirdiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. 14 santimlik soğutucuların bir avantajı ne kadar fanlar büyük olursa o kadar sessiz olur. Tabii ki bunun için yatağının da kaliteli olması gerekiyor. Yatağı dışında devrinin de ayarlanması gerekiyor. Sevgili izleyiciler, burası dediğimiz gibi bir adaptör görevi geliyor. Yani Mastercase birazcık böyle her şeyi adapte olabilir. Farklı boyutta fanlar takılabilecek şekilde tasarlanmış. Güç kaynağını kolay bir şekilde monte etmek için buradaki aparatı çıkartabiliriz. Evet, tabii ki bunlar fabrikada bayağı sıkılmış olarak geliyor sevgili izleyiciler. Başta böyle elle döndürmek zor. Bunlar önce bir yıldız tornavidayla hafif gevşettikten sonra kolaylıkla bir daha tornavida kullanmadan söküp çıkartabiliyorsunuz. Keza şu yandakileri ben gevşettim. Bakın bu şekilde çıkartıyoruz. Hatta bu vidaların çok güzel bir özelliği var. Yuvadan düşmüyorlar, kaybolmuyorlar. Yuvasında asılı kalıyor ve bu şekilde rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz.
Güç kaynağımızın aynı zamanda bir toz filtresi var Ali. Güç kaynağının toz filtresi önemli. Sevgili izleyiciler, özellikle evinizde evcil bir hayvan varsa yerden gelen o tüy ve toz miktarına inanamayacaksınız. İstediğiniz kadar günlük temizleyin. Bu aşağıdaki filtre kasanın güç kaynağının içerisine o tozların, o tüylerin dolmasını engelliyor. Bunu kolaylıkla çıkartıp takabiliyoruz. Peki tek filtre burada mı Recep, yoksa başka filtrelerde mevcut mu? Başka filtrelerde var Ali. Üste ve önde bir filtre daha mevcut. Bunu yuvasına bu şekilde oturttuk. Hiç görmeden el yordamıyla yapılabiliyormuş Recep. İkinci denemede yuvasına taktık. Alt kısımda oldukça yüksek bir boşluk var. Bu ne işe yarıyor? İçeriye daha bol hava çekilmesine imkan sağlıyor. Vidayı bu şekilde kolaylıkla elimize sökebiliyoruz. Tabi fabrikadan ilk geldiğinde biraz sıkı oluyor. Vidayı bu şekilde düşmeden üzerinde bırakabiliyorsunuz. Kasanın kapaklarını bir sökelim istersen Ali. Evet Recep. Başta dediğimiz gibi bir gevşettikten sonra ondan sonra artık istediğiniz kadar bakın çıkartın. Şimdi çok ilginç bir nokta var. Bu kapağı böyle geriye doğru çektiğinizde, kenara bıraktığınızda böyle düşmüyor, yuvarlanmıyor. Normalde tangır tungur yuvarlanan bir kapakla karşılaşırız. Ama şu an rahatlıkla içeriği kontrol edebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Kasanın alt kısmında üzerine oturduğu kızaklar hafif kıvrık tasarlanmış ve bunlar yamulmadan bu yan kapakların ağırlığını taşıyabilecek kadar kuvvetli. Çünkü Cooler Master'ın kendisi de bu şekilde kapakları açabileceğimizi bize daha önce göstermişti. Şimdi istersen yan kapakları da bir çıkartalım önce. Bu şekilde yukarıya kaldırdığımızda iki kapağı birden çıkarttık. Master Case'in ön kısmına bakıyoruz. Ön kısmında burada ızgara var. Izgaranın içerisinde filtre olduğunu da görebiliyoruz. Cooler Master logosu altta yer alıyor. Burada herhangi bir tuş düğme yok. Şu alt kısımdan bunu kolaylıkla böyle çekip çıkartabiliyoruz. Çıkarttığımız zaman karşımıza fanlar çıkıyor. Burada kaç tane fan var Recep? Pro modeliyle normal modeldeki fanlardan bahsedelim. Ali, Pro modelinde 2 tane 140 mm'lik fan görüyoruz. Yani 2 tane 14 mm fan var sevgili izleyiciler. Pardon, 14 cm'lik fan var. Bunlar geniş fanlar. Arka tarafta da 14 cm'lik bir fan vardı. Yani içeriye bol bol hava çekiliyor. Arkadan tek fanla tahliye ediliyor. Ama unutmayın, ekran kartı taktığınız zaman onun da bir ayrıca tahliyesi olacak içeriden. Peki buraya neler takabiliyoruz? Ali, eğer buradaki 5-25 inç yuvaları kullanmayacaksak 3 tane 140 mm'lik fan takabiliriz. Su soğutma takabilir miyiz peki? Sıvı soğutma sistemleriyle uyumlu mu? Tabii ki sıvı soğutma da takabiliriz. 240 mm veya 280 mm'lik sıvı soğutma sistemleri takmak mümkün. Kalınlık da 40 mm olabilir. 40 mm yani 4 cm kalınlığı olması gerekiyor. O noktada o da önemli bir değer sevgili izleyiciler. Tabii 120 mm'lik bir tek bloklu sıvı soğutucu varsa bunu da monte edebiliriz herhalde değil mi Recep? Evet Ali. O zaman burada önemli olan kalınlığa dikkat etmek. Burada bir alternatif daha var. Önde fan kullanmayacak olanlar bunun kapalı olan bir versiyonunu da kullanabilirler. Ama önde fan kullanmak temel olarak en sık yapılan ve en yaygın soğutma tercihi. Bu bağlamda beraberinde bu hava alan, toz filtreleyen gözenekli yapıyla gelmesi güzel olmuş sevgili izleyiciler. Bir başka noktada Ali, dileyen kullanacak 120 mm'lik fanlar da takabilir. 5 çeyreklik yuvaların kapaklarını söktük. Burada ekstra bir 14 cm fan takabilmek için ek bir aparat takmanız gerekiyor. Evet, burada arada bir çıta var. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Buraya dediğimiz gibi bu toz almasın diye kapaklarımızı normalde kapatıyoruz. Ya da içeriden mandallarıyla bunları tekrar çıkartıyoruz. Şu şekilde yuvaya nasıl oturduklarını da görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Yani bunları takıp çıkartmak son derece kolay. Bu da başarılı noktalardan bir tanesi. Tabi bu öndeki 5-25 yuvaları eski kasalarda da takıp çıkarmak kolaydı. Esas maharet bunların ekstra parçalarını ve aksesuarlarını sağlayabilmekte. Ali, Master Case'in en çok beğendiğim noktalardan bir tanesi bu ön tasarımı. Ön tasarım şöyle hafif geriye doğru eğimli bir çizgiye sahip. Recep, burada rengi de daha iyi görmek mümkün. O dediğin aradaki metalik renkler, parıltılar bir nebze daha iyi gözüküyor. Yani şöyle diyelim, özellikle boya kalitesi ya da malzeme kalitesi gibi konular sevgili izleyiciler, ürüne dokunduğunuz zaman bir de yakından baktığınız zaman, böyle bir hafif hareket ettirdiğiniz zaman gözünüze ve de hissiyatınıza özellikle kendisini gösteriyor. Şimdi buradaki tasarım gerçekten işçiliğin kalitesini gösteriyor. Çünkü USB portlarının kenarına, köşesine bakıyorum, muazzam. Yani üst kısımdaki kenar çizgilere bakıyorum, oturma kısımlarına bakıyorum, muazzam. Şu üst kısımdaki plastiği çıkartabiliyoruz. Burada oturduğu yuvaların kenarlarını görüyoruz. Yine buralara oturması çok iyi bir şekilde gerçekleşiyor. Şu arkadaki kısım mesela, şöyle bir kaydıracağım şu kapağı. Aslında burası sevgili izleyiciler çok havalandırma ızgarası gibi duruyor ama değil. Burası aslında tutma kulbu. Üstteki arkadaki kapağı taktığımız zaman bu arka taraftan erişime kapanıyor ama kasayı kaldırırken gizli bir şekilde aslında tutma kulplarımız sabit kalıyor.
aslında taşınabilir bir kasa bütün bunların yanında. Tabii ki biraz ağır, kalın bir çelik kullanıldığı için ama sağlamlık istiyorsanız onu da kabul etmek gerekiyor. Neler var peki ön panelde? Bundan da bahsedelim. Burada sabit disk aktivite ışığımız var. USB 3.0 portumuz 1 adet. Kulaklık portumuz, mikrofon girişimiz, 1 adet daha USB 3.0 portumuz, reset tuşumuz ve bilgisayarı açma kapamada kullanacağımız tuş. Aynı zamanda bu tuşun bir aydınlatması mevcut. Aydınlatmayı tabii ki güce bağladığınız zaman, onun anakart bağlantısında yaptığınız zaman görebiliyorsunuz. Güç kaynağının hepsinin bağlanması gerekiyor. Gayet sade, gayet şık. Tutma kısımları dışarıdan bakılınca şimdi plastik gibi duruyor ama bunu çıkarttığınız zaman altındaki metali görebiliyorsunuz. Her iki kolun altında kasanın kendi kasasına, daha doğrusu şasisine bağlı bir şekilde metal parçalarımız var. Bunlar son derece sağlam taşıma kulpları. Güvenip kasanızı rahatça taşıyabiliyorsunuz. Şu üst kısımdaki özellikle sıvı soğutma adaptörü Pro ve normal modellerin Master Case'ler arasındaki en büyük ayrım oluyor. Bu da buradan 4 adet vide ile tutturulmuş durumda sevgili izleyiciler. Bu aparat olmadan üst kısmı 240 mm radyatörünü monte edemiyorsunuz. Sadece 240 değil, 280 mm radyatörler de takabiliyoruz. Aynı zamanda buradaki vida yuvalarının yine boşluklu olması bize epey esneklik sağlıyor. Üst kısmın nasıl söküldüğüne de bakalım. Çok kolay vidaları çevirip çıkartıyorsunuz. Tabi ilk defa geldiği zaman bu vidaları birazcık kolaylamak gerekebiliyor sevgili izleyiciler. Burada gördüğünüz yuvalardan farklı üst kısımları takabiliyorsunuz. Standart Master Case'te bunların taşıma halkası olduğu, kulbu olduğu daha belirgin. Tabii ki burada diğerinde olmayan bir plastik parça daha var. Bu şekilde kolayca bunu çıkartabiliyoruz. Diğer kasada bunu çıkardıktan sonra altta doğrudan metalin olduğunu görüyoruz. Ve az evvel çıkarttığımız üstteki metal 240 ya da 280 mm'lik su soğutucu aparatını görüyoruz. Şimdi bunun vidaları çok güzel. Bunları elle sökebiliyoruz ama normal Master Case'te üstteki vidalara baktığımız zaman daha alçak profil için normal tornavidayla sökmemiz gereken vidalar olduğunu görüyoruz. Bunları da bir çıkartacağız şimdi sevgili izleyiciler. Üst kısma yakından bakacağız. Tabii ki öndeki kulpların plastiğini de çıkartabiliyoruz ama oraya takabileceğimiz şu an için farklı bir aparat yok. Cooler Master kasanın tasarımını yaparken uzun vadede ben buna bol bol aksesuar çıkartırım. Farklı tasarımlar için yeni ürünler geliştiririm diye bir tasarım düşüncesi geliştirmiş. O yüzden bazı kısımlar değişmesine rağmen kutudan bunlara takabileceğimiz çok farklı aksesuarlar henüz yok sevgili izleyiciler. Şimdi diğer kısımda ne kadar kısa zaman aldığını gördünüz. Bu kısımda biraz daha uzun vakit geçirdik bu vidaları çıkartmak için. 1 milim daha kalmış Recep. Şunu da bir çıkartalım. Altındaki toz fitlesini özellikle izleyicilere göstermek istiyoruz sevgili izleyiciler. Şu şekilde kaldırdığımız zaman bunun altında bir toz fitlesi yer aldığını, toz fitlesinin bu şekilde çıkartılabildiğini görebilirsiniz. Normalde üst kısımda yine petek dokulu bir metal kaplamamız var. Baktığımız zaman aksesuarı aynen bundan çıkartıp buna takmamız mümkün. Buna taktık ve aralarında milim bile fark olmadığını, birebir hepsinin aynı aksesuarlarla uyumlu olduğunu görüyoruz. Kapağımızı da getirip takalım bu şekilde. Biterim. Normal Master Case 5 oldu size. Master Case Pro 5. Master Case Pro 5'in içerisine bakıyoruz. Evet, içeriye baktığımızda oldukça geniş bir iç hacim olduğunu görüyoruz. Recep, sorum çok basit. Ben bunu sistem toplayacağım. Hangi tür anakartları takabilirim? Ali, bildiğimiz, tanıdığımız ATX anakartları takabilirsin. Yanında Micro ATX ya da Mini ITX anakartları da takabilirsin. Yani küçük küp sistemde kullandığımız anakartları da kullanabilirim. Daha ufak kasalarda kullandığımız anakartlar keza rahat rahat olur. Ya da bizim genellikle incelediğimiz anakartların %90'ını oluşturan standart ATX anakartları rahatlıkla takabiliriz. Ama bazı amiral gemisi modeller var anakartlarda. Extended ATX diye. Mesela Asus'un Republic of Gamers serisinden Maximus Extreme 8 modeli, geçtiğimiz günlerde incelediğimiz, o Extended ATX. MSI'ın X99A Godlike Edition'ı var, Godlike'ı var. O da yine Extended ATX anakart örnekleri arasında yer alıyor. Onlar için farklı özel kasalar tercih etmemiz gerekiyor ama toplayacağımız şu an Skylake sistemlerin, eski Z97 sistemlerin ya da önümüzdeki yıllarda çıkacak sistemlerin %95'ini rahatlıkla bu kasaya monte edebiliriz. Recep, bu kasanın içerisine peki anakartımızı taktık. Şimdi burada ben sabit disk yuvalarını görüyorum. Hem üstte hem altta var. Kaç tane disk takabiliriz? Ali, şimdi burada 3 tane yuvamız var. 3 tane 3.5 inç sabit diski buraya takabiliriz. Evet. 2 tane yuvamız da aşağıda var. 2 tane 3.5 inç sabit diski de buraya taktık mı 5 tane sabit disk takabiliyoruz. SSD'leri ne yapacağız peki Recep? 2.5 inçlik bir yuva görmüyoruz burada. Ali, SSD'ler buradaki ceplere takılabiliyor. Her bir cebe 2 tane SSD takabiliyoruz. Toplamda 4 tane SSD takmak mümkün.
SSD'leri bu ceplerin içine ve üstüne yerleştirebiliyoruz. Yani her cep 2 tane SSD alabiliyor sevgili izleyiciler. Burada aslında disklerin konumu çok güzel de cep. SSD'leri hep böyle öne yerleştirirler. Bu kasada arka tarafta cepler açılmış. Ben mesela burada sabit disklerin havalandırmalı için iyi havalandırma almasını istiyorum. Öne fan taktım. Disklerimi buraya koyabiliyorum. Eğer ben öne mesela işlemci soğutucu, sıvı soğutma taktıysam, sıcak hava içeriye çekiyorsam, biraz ısınarak çekiyorsam diskleri aşağıya alarak daha iyi bir konuma yerleştirebiliyorum. Tabii ki burada nasıl bir kurulum yapacağımız da önemli. Şunu da sormak istiyorum. Computex'e senin paylaştığın bazı kasalarda burası silme sabit disk yuvası doluydu. Onlar farklı kasalar mıydı yoksa içindeki bileşenler değiştirilmiş miydi? Aynı kasa Ali, onlar da Mastercase. Dileyen kullanıcılar ek sabit disk yuvası satın alabilecekler. Tabii bunların piyasa bulunurluğu önemli sevgili izleyiciler. Türkiye'ye ne kadar stok gelecek, bu tür detaylar henüz belli değil. Ama ek sabit disk yuvaları takarak burayı genişletebiliyorsunuz. Ya da mesela bu yuvayı buradan çıkartıp üst kısma takabiliyorsunuz. Ali, aynı zamanda dileyen kullanıcılar SSD'leri buraya değil de kasanın arkasına da monte edebilirler. Yani bütün bunlar evrensel olarak kolayca çıkartılabilip bir yerden bir yere taşınabiliyor. Zaten Mastercase'in konsept üzerinde durduğu nokta bu esneklik. Tabii sabit disk ve SSD konusunda şunu da atlamayalım. Bunların hepsi kızaklı sevgili izleyiciler. Ve iç kısımlarına baktığımız zaman aslında 2.5 inç yuvalarının 3.5 inç yuvalarında da yer aldığını görüyoruz. Şuradaki vidaları, parmağımla gösterdiğim vidaları sevgili izleyiciler 2.5 inçlik diskleri takmakta da kullanabiliriz. Yani buraya aslında SSD'lerimizi taktık. Bunları da mekanik disk takmak zorunda değiliz. Bunları da SSD yuvası olarak kullanabiliyoruz. Recep, önemli bir nokta. Diskler tamam, anakart tamam ama biz buna tabii ki oyuncu sistemi ya da iş sistemi topladığımız zaman buna bir ekran kartı takacağız. Hatta birden fazla ekran kartı takacağız. Ekran kartının burada uzunluğu ne kadar olabilir? Ali, sabit disk kafesi burada yerinde duruyorken 296 mm uzunluğunda ekran kartlarını takabiliriz. Kafesi söktüğümüz zaman bu uzunluk 412 mm'ye çıkıyor. Kafesin olmadığı bir PCI Express portunuz aşağıdaysa bunu rahatlıkla takabilirsiniz. Ya da kafesin yerini daha aşağıya alabilirsiniz. En büyük esnekliklerden bir tanesi de bu sevgili izleyiciler. Yüksek ekran kartını yukarıda bırakıp mesela ikili kafesi yukarıya taşıyıp üçlü kafesi çıkartıp hem üstte daha sonra da alacağınız bir ikili kafese aşağıda iki sabit disk yuvası yapabilirsiniz. Peki sabit disk kafesini nasıl sökebiliriz ya da yerini nasıl değiştirebiliriz? Önce buradaki vidaları çevirip gevşetmemiz gerekiyor sevgili izleyiciler. Bunları bir çıkardıktan sonra artık sol tarafta gördüğünüz yuvalar var. Şimdi o yuvalara dikkatli bakın. Çünkü arka tarafta sabit disk yuvalarının arkasında bunların oturacağı ayaklar var. Ve istediğimiz pozisyona bunları tekrar oturtabiliyoruz. Diyelim ki PCI Express yuvamız burada. Bunu bir alta daha takıp burada onun takılabileceği bir yer bırakabiliriz. Tutup alta taktığımız zaman ne oluyor? Üst kısımda uzun bir ekran kartı takacak yerimiz açılıyor. Tabii ki ekran kartının pozisyonu denk gelmeyebilir. Birden fazla ekran kartı takılmasa gerekebilir. Hiç olmadı. Bu yuvayı tamamen çıkartmak ya da şu aşağıdaki ikili yuvayı yukarıda buna engel olmayacak bir yere takmak mümkün. 5 çeyreklik yuvaları da sökebiliyoruz. Bunun için örneğin burada 2 tane vidamız vardı. Bunları söktük. Diğer taraftaki vidaları da çıkartmak gerekiyor sevgili izleyiciler. İçeriye disk taktığınız zaman ya da optik sürücü taktığınız zaman diyelim bunları kilitli konuma getirebiliyorsunuz. Kilitleri tekrar bu şekilde açabiliyorsunuz. Ya da tamamen ben ferah bir görüntü istiyorum, optik kullanmayacağım, ekstra fan kontrolcü gibi şeyler de takmayacağım diyorsanız dediğimiz gibi bu yuvayı da çıkartabiliyorsunuz. Öne ek bir fan daha takma imkanımız doğuyor o zaman. Alttaki sabit disk kafesini de sökebiliyoruz. Burada kutu içeriğimiz yer alıyor sevgili izleyiciler. Cooler Master logolu bir kutumuz var yine. Bunları kenara kaldırıyoruz. Alttaki kızağı da çıkartalım. İçeriği daha iyi görün. Şimdi buradaki vidalar başta biraz sıkı oluyor. Tornavida ile ilk başta gevşetmeniz gerekebilir ama bir defa gevşettikten sonra kolaylıkla elle söküp takabiliyorsunuz. Yani bir de vidalar kasa arkasında olduğu gibi düşmeden üzerinde kalıyor. Bu da çok önemli bir nokta. Sonra kızağı kolayca dışarıya doğru çıkartıyoruz sevgili izleyiciler. Ve burada denk getirip buradaki yuvalara takabiliyoruz. Buradaki yuvaları önce bir ayarlıyorsunuz gözünüzde. Ondan sonra tekrar vidaları buradaki sıkıyorsunuz. Ve de bakın alttaki sabit disk yuvaları artık üst kısma monte olmuş durumda. Şu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Bütün vidaları sıkmak tabii ki hareket etmemesi için önemli. İki tane vida var zaten. Bunları da sıktığımız zaman şu an bunun montajı tamamlanmış durumda. Diğer disk kafesimizi de takıyoruz. Onu da üstüne taktığımız zaman gayet güzel olacak. Ben de kızakları geri yerleştiriyorum Mecep. Kutu içeriğinin olduğu kızağı da yerleştireyim ki daha iyi bir şekilde gözüksün. Tabii ki vidaları sıkmazsak bu yerinden düşüyor sevgili izleyiciler. Şu şekilde üste oturtuyoruz.
Dilerseniz bu alttaki metal kısmı da bir sola kaydırıp takmanız mümkün sevgili izleyiciler. Tek bir vidayla tutuyor, bir de kızağı var. Bu ne işe yarıyor? Yukarıdaki gibi kızakların oturacağı arka yuvalar olmadığı için bizim sabit disk tepsimizi normalde alt kısımdayken bu taşıyor. Ya da daha temiz bir görünüm için çıkartıp burayı böyle bomboş bırakabilirsiniz. Kablolarınızı rahatlıkla geçirebilirsiniz. Şimdi burada da SSD yuvalarımız yer alıyor sevgili izleyiciler. Yine vidalı bir yapıda olduğunu görebilirsiniz. Bu sefer gevşetmedik. Gevşetmediğimiz için şu an bunlar demir gibi sıkılmış durumda, mengene gibi. Şöyle iki satır gevşettiğimiz zaman, buyur Recep, diğer tarafı da gevşetebilirsin. Kolaylıkla artık takılır hale geliyor. Ve vidalar yine kaybolmuyor. Önemli noktalardan bir tanesi bu vidaların kesinlikle kaybolmaması. Sonra ne yapıyoruz? Sonra buradaki kızaktan bunu çıkartıyoruz. Bakın burada uç kısımda metal bir kızak olduğunu göreceksiniz. Bu kızak arkadaki şu kısma oturuyor ve kilitleniyor. Şimdi bu SSD tepsisinin hem iç kısmını hem de dış kısmını kullanmamız mümkün. Yani iki adet SSD takabiliyoruz. Güç kaynağımızın takıldığı kısmı da görüyoruz. Burası aynı zamanda kablolarımızı saklamak için güzel bir bölme olarak ayarlanmış. Bir başka önemli nokta da güç kaynağını yerleştireceğimiz yatakların altının kauçuk olması. Bu ne işe yarıyor Recep? Ali, güç kaynağının fanı döndüğü zaman bir titreşim çıkıyor ortaya. Bu titreşimin kasaya mümkün olan en az düzeyde iletilmesini sağlıyor. Kasadan gelen o zangırtılar, tıngırtılar, garip sesler, kasanın montaj kalitesi, metal kalınlığı ve de özellikle oynar parçaların çevresinde kauçuk silikon desteklerinin olup olmamasına çok bağlı sevgili izleyiciler. Burada sadece aşağıda toz filtresi konulmakla kalmamış. Burada kauçuk ayaklarda kullanılmış. Yani güç kaynağının hem içine toz ve pislik doğmadan çalışması hem de çalışırken kasayı ses çıkartacak, titretecek şekilde etki göstermemesi için gerekli önlemler alınmış. Kasamızın kapaklarını açtığımız zaman kapaklar nasıl yandırıyor? Tam burada gördüğümüz kısımların üzerinde duruyor sevgili izleyiciler. Söyledik ya alt kısımda bunu tutan kısımlar var diye. Şimdi de gösteriyoruz. Burada gördüğümüz kısımlar tarafından kapaklarımız gayet güzel askıda tutulabiliyor. Kapağı tutup yukarı kaldırıp çektiğimizde de bu kısmın nasıl açıldığını çok daha iyi göreceksiniz. Şimdi bir kasa kapağımızı yukarı doğru kaldırarak buradan çıkartalım. Yukarıya doğru çıkarttığımız zaman buraya oturduğu yuvayı açık bir şekilde görebilirsiniz. Kasalarda en önemli noktalardan bir tanesi bu yan kapakların oturduğu yuvalardır sevgili izleyiciler. Çünkü bunlar ince olursa yamulurlar. Yamuldukları zaman kasanın kapağı bir türlü kapanmak bilmez. Bu tür dertler olmasın diye zaten üst seviye kasalarda özellikle özen gösteriliyor. Bunların hepsi ekstra kalın tasarlanmış. Şurada kasanın üst metali bile içe doğru katlanarak buradan kesilmiş sevgili izleyiciler. Yani özellikle kenar kısım var ve bu oturacak olan kısım var. Mümkün mertebe geniş, kalın, sağlam çelikten üretilmiş. Gerçekten sağlam ve başarılı bir kasa tasarım var. Bunun içerisinde tabii bir ses yalıtımı kaplaması yok. İçerisine ekstradan kendiniz kaplama yapabilirsiniz. Ya da Cooler Master kaplamalı bir kasa kapağı sunarsa ileride bu tür aksesuarlarla değiştirilebilir. Kasanın sol tarafındaki pencereli kapağın alt kısmında bir siyah bölüm var. Evet, bu siyah bölüm güç kaynağının geldiği kısımdaki kablolamayı gözlerden saklamak için tasarlanmış. Ne işe yarıyor yani sevgili izleyiciler? Kabloları gözden uzak tutmaya yarıyor temel olarak. Peki Recep, ben böyle bir altta siyah bant falan istemiyorum. O zaman ne yapacağım? İlla... Sökeceksin Ali. Sökebiliyor muyuz? Tabii ki. Burada o zaman sevgili izleyiciler, şurada gördüğümüz vidalara dikkat ediyoruz. Buradaki vidaları sökerek buradaki kısmı çıkartıyoruz. Bu camın bir parçası değil, camın üzerine takılmış bir kısım. Özellikle hani arabalarda olan filmli cam gibi bir efekt uygulanmış. Gayet güzel. Master Case'in arka kısmına bakıyoruz. Anakart tepsisinin arka kısmında burada bazı vidaların takılı olduğunu görüyoruz. Bazı vidaları da biz kendimiz takacağız ki anakartı yükseltip buraya monte edelim. Şimdi burada gördüğümüz başka bir güzellik daha var. Senin söylediğin SSD'yi takacağımız yuvalar. Daha önce bir sistem toplamada bunu gerçekleştirmiştik. Bazı izleyicilerimizin çok hoşuna gitmişti. Bakın sevgili izleyiciler, buradaki cebe bunu yerleştirdik. SSD'yi taktık. Size artık göze gözükmeyen ve SATA kablosu da mesela buradan çıkartılıp şu aradaki kablodan geçirilmiş ve anakarta bağlanmış göze gözükmeyen depolama. İkinci yuvayı da getirip buraya taktığımız zaman çift SSD'yi, hatta belki bir RAID konfigürasyonu hiç disk gözükmeden ortadan kaldırarak yapabiliyoruz. Bu da muazzam bir avantaj. Ama önemli bir uyarı. Burada SSD'yi içine taktık ama dışına taktığımız zaman buraya kapağın geleceğini unutmayalım. Yani buradaki ceplere bunu takarsak bir iki tane SSD takabileceğiz ama diğer tarafta kullanırsak alt üstü kullandığımız zaman 4 SSD'yi buraya tutturabiliyoruz. Arka kısım aynı zamanda bize kasanın kablolama sistemini de gösteriyor Ali. Burada bir kanal var. Hatta bu kanalın üzerinde burada bantlar var Recep. Bunlar cırt cırtlı sevgili izleyiciler. Buraya vidalanmış.
Bunun altında şuradan geçen kablolamayı görebiliyorsunuz. Başka kablolarımız da olursa kolayca buraya tutturabiliriz. Peki Recep, buradaki kablolar ne işe yarıyor? Zaten buradan neden geçen kablolar var, bunu da söyleyelim. Ön USB 3.0 ve ses portlarına ait kablolar ile. Açma kapatma tuşu ve diğer anakartın üzerine bağlanması gereken kablolar buradan geçirilmiş. Buradaki geniş kavuşuk kısım var, kabloları geçirirken aynı zamanda üstünü örterek saklamış oluyor. Kenarlar her zaman yuvarlatılmış. Şuradaki kavuşuk kısım olmasa bile sevgili izleyiciler, kasa monte ederken elinizi kesmiyor. Çok ucuz kasalar da alabiliyorsunuz. Piyasada gerçekten çok çok ucuz kasalar var. Ama o kadar ince metalden yapılan kasalar gördük ki jilet gibi elinizi kesebiliyorlar. Kenarların yuvarlatılmasına ne önem var ki yahu derken onu monte ederken anlıyorsunuz işte. Eliniz kesildiği zaman, tecrübe ettiğiniz zaman bu tür ince noktaların neden kalite ifade ettiğini, bu boya kaplamanın neden toz toz dökülmediğini ve daha uzun süre boyunca bütün çizilmelere karşı dayandığını o zaman tecrübe ediyorsunuz. Paslanma ya da diğer yıpranma etkileri de doğal olarak çok daha az oluyor. Master Case'in alt kısmına da bakıyoruz. Metal ayaklar üzerinde yükseliyor. Burada kauçuk kısımlar var. Kauçuk kısımlar önemli sevgili izleyiciler. Ne kadar geniş olurlarsa o kadar kaymadan zemini sağlam tutabiliyorlar. Ve de kasanın ses çıkarmaması. Çünkü yere de bir titreşim iletme söz konusu. Burada kauçuk ayaklar tarafından sağlanıyor. Tabi burada bu metal kısmın dışında yine burada plastik kaplamalarımız başlıyor. Süslemeler haricinde dediğimiz gibi kasamızın buradaki ayaklarının da altında aslında vidalar var. Bu vidalar bile çıkabiliyor. Belki yarın öbür gün bunlarla ilgili de alternatif seçenekler karşımıza çıkabilir, seçenekler artabilir. Recep, şimdi buradaki zaten yüksekliği biliyoruz. Yani kasanın derinliğini biliyoruz. Evet. Ama hiçbir zaman işlemci soğutucunun yüksekliği kasanın derinliğine tam eşit değildir. Orada vidaların üzerinde bir anakart yükselecek. Anakartın üzerine taktığımız bacakların üzerine işlemci soğutucu oturacak. İşlemci soğutucu için ne kadar mesafemiz var? Ali, 190 mm mesafemiz var. Gayet yeterli. Yani 190 mm de hava soğutma demek, olası en büyük hava soğutmalara bile takabilmek demek. Bunun yegane istisnaları çok eskiden tasarlanmış, büyük sunucular için tasarlanmış özel soğutucular olabilir. Onları da zaten piyasada pek bulamıyoruz. Sevgili izleyiciler, gönül rahatlığıyla çok yüksek soğutmalara bile takabiliriz. Master Case ile Pro modeli arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de sabit disk yuva sayısı. Evet Ali, Master Case 5'te ikili bir sabit disk kafesi geliyor. Pro modelinde ise üçlü ve aynı zamanda bir tane de ikili geliyor. Yani 5 tane diski kutudan çıkartır çıkartmaz takabiliyoruz. Bunda 2 tane disk takabiliyoruz. SSD kapasitesinde ve değiştirilebilmesinde hiçbir değişiklik, hiçbir fark yok. Eksiklik yok sevgili izleyiciler. Yine 2 adet SSD yuvamız içerisinde yer alıyor. İster arkaya ister önüne takabiliyoruz. Şimdi bu kasada buradaki yuvaların sayısı az ama arka tarafta bu yuvaları takabileceğimiz slotların sayısında hiçbir değişiklik yok. Yani elimizde uygun kızak olduğu zaman burayı takıp daha kalabalık hale getirebiliriz. Böyle çok fazla sabit disk barındıran bir sistem haline de getirebiliriz. Tabi böyle bir sistem tasarlarken önemli noktalardan bir tanesi anakartımızın üzerindeki SATA port sayısına ve hızlarına da dikkat etmek olacaktır. Bunlar için de bizim anakart incelemelerimizi ve de sistem toplama rehberlerimizi izleyebilirsiniz. İki kasa arasındaki bir başka fark da önde iki tane fan yer alması Master Case Pro 5 modelinde. Evet, Pro 5 modelinde toplam 3 tane 14 santimlik yani 140 milimetrelik fan ile birlikte geliyor. Ama normal model Master Case 5 modeli 2 adet fan ile birlikte geliyor. Bunlar yine 140 milimetre model olarak baktığımız zaman aynı fanları kullandığını söyleyebiliriz. Yani buradaki fanı çıkartıp diğerini taksak ya da bir tane fan alıp baksak her şey eşitlenecek. Ama yukarıdaki su soğutma hariç sevgili izleyiciler, anahtar nokta o sıvı soğutma sistemi için olan metal ızgara desteği, metal yukarıdaki adaptör desteği. Master Case'in kutu içeriği bir kızağın içerisinde geliyor. Sabit disk yuvalarından bir tanesinden bu şekilde çıkartabiliyoruz. Karton kutunun üzerinde de Cooler Master'ın logosunun yer alması son derece güzel. Kutumuzu bir açalım, bakalım içerisinde neler yer alıyor. Kutu bu şekilde açıldığı zaman içerisinin haznelere ayrılmış olduğunu görüyoruz. Peki kutuda neler var? Böyle özenli bir şekilde yerleştirilmiş kablo toplayıcılarımızı demet halinde görüyoruz. Bunu bir kenara kaldırıyoruz. Metal bir aparat var. Bu bir adaptör. Ne işe yarıyor Recep? Ali, öndeki 5-25 inç yuvalarını kullanmayacağımız zaman onları söküyoruz ve onların yerine bu aparatı takıyoruz. Bu aparat sayesinde 3 tane 14 santimlik fanı öne takabiliyoruz. Fan yuvalarının oturmasını sağlıyor yani sevgili izleyiciler. Bunu da kenara aldığımız zaman burada yine önemli adaptörleri görüyoruz. Bunlar
fanlar için fanların bağlantılarını yaptığımız zaman Molex'e bağlayabilmemizi sağlıyor. Biz normalde nasıl bağlamayı ediyoruz? Biz anakartın ya da bir fan kontrolcünün üzerine bağlıyoruz ki fan devirlerini kontrol edip kasayı sessiz bir şekilde yönetebilelim. Ama böyle bir şey olmadığı durumda bunları kullanabilirsiniz. O zaman fanlar ne olacak? Fanlar devamı son devirde çalışacak. O zaman ne önemli? O zaman sessiz fan kullanmak çok önemli oluyor. Zira ayarlayamıyorsunuz. Peki burada da yine 3M etiketli yapışkanlı kelepçelerimizi görüyoruz. Bunlar da çıkartılıp ayarlanabiliyor. Bunlar da yine toparlamak ve kasanın içerisine derli toplu hale getirmek için kullanabileceğimiz ek araçlar. Burada bir poşetin içerisinde sevgili izleyiciler gerekli olan vidalarımızı mesela anakart vidalarını takarken kullanacağımız buradaki SOM'un anahtarını görüyoruz. SOM'un anahtarı demeyelim de bir adaptör diyelim buna yine. Bunlar bazı kasalarda plastik oluyor ama bakın burada metal olarak gayet sağlam olarak bizlere sunulmuş. Yine burada uzun fan montajları için uzun vidalarımızı, arka tarafı kilitlemek için kilit yuvamızı ve gerekli olan diğer vidaları görebiliyoruz. Yine bu vidalarda siyah, güzel, kaliteli bir boyayla kaplı, son derece sağlam vidalar. Vidaların standartlarının birbirine uyumlu olması da önemli. Özellikle bu milim aralıkları vidalarla ilgili en önemli noktayı oluşturuyor. Tabi bunlar ayrı ayrı poşetlenip üzerlerine hangisinin neresi için olduğu yazılsaydı çok daha iyi olurdu. Bu özenli kutu tasarımının içerisinde vidaların tek bir poşette olması biraz olmamış. Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte Cooler Master'ın yeni Master Case 5 ve Master Case Pro 5 modellerine yakından baktık. Evet Ali. Recep, artları ve eksileri izleyicilerimiz için sayalım. Ali, en büyük artısı engin özelleştirme seçenekleri sunması. Şimdi kasanın önündeki istersek kısmı değiştirebiliyoruz. Bunu kapalı bir şekilde konumlandırabiliyoruz. Üst kısımdaki soğutmaları değiştirebiliyoruz. Arka kısımdaki yine soğutmayı yukarı aşağıya kaydırabiliyoruz. 12-14 cm takabiliyoruz. İçerideki sabit disk yuvalarını böyle sök çıkar tak istediğimiz şekilde konumlandırabiliyoruz. Doğru. Bu bir konsept olarak çok güzel. Normalde bir kasayı bir sisteme göre başta alırız, seçeriz, tercih ederiz. Ve daha sonra yeni sistemle birlikte ya da sistemde yapılan değişikliklerle birlikte bazen kasayı değiştirme ihtiyacı hissederiz. Ya da kasayı genellikle değiştirmeyiz ama o bize rahatsızlık verir. Keşke bu böyle olsaydı diye. Çünkü işin bir de ekonomik yönü var. Kasaya yatırım yaptıktan sonra bütün sistemi söküp tekrar kasayı değiştirmek gerçekten zor iş. Zaten Master Case'in bu noktada getirdiği yenilik de bu. Üst kısımda keşke su soğutma desteği olsaydı dediğin evet. Zaman gidip bu aksesuarı alıp takabilmek, ön kısmı, üst kısmı, yan kapağı değiştirip kendi istediğin hale getirebilmek. Fikir olarak gerçekten muhteşem. Parçaları takıp çıkartırken de gördük. Pratikte de içerisindeki yuvaların tasarımı olsun, o vidaların düşüp kaybolmaması olsun ince noktalarda kendisini gösteriyor. Bunu konsept olarak başarmışlar. Evet, gayet güzel bir şekilde uygulanmış. Bir başka artı da Ali, malzeme ve işçilik kalitesi. Kullanılan sacın kalınlığı çok önemli sevgili izleyiciler ama sadece metal kalınlığı ile bitmiyor. Kenarların yuvarlatılmış olması, bunun üzerindeki boya kalitesinin, renginin gerçekten çok güzel olması. Çünkü bu sistemin kasası bize estetik bir de keyif verecek. Yani sadece ucuz bir kasa alalım ya da normal bir sistem olarak kenara gömelim demekle bitmiyor. Sistemi hem toplarken hem kullanırken bu sistemin bir de estetik kısmı var. Bir de taşındığı zaman dayanıp dayanmayacağı var. Çok ince ve hafif bir kasa kullandığınız zaman başta tasarruf ediyorsunuz ama bir yerden bir yere götüreyim dediğiniz zaman işte o kasanın yamulduğu anlarda anlıyorsunuz. Başta yapılan tasarruf uzun vadede bir yerlerden bir şeyler götürüyor mutlaka. Kesinlikle. Bir başka art da şık tasarım. Tasarım bizim çok hoşumuza gitti. Profesyonel bir tasarım var ama oyuncu kasaları, oyuncu sistemleri için de çok uygun. Üzerindeki bu özellikle boyanın rengi, üzerine ekstradan yapıştırılacak etiketler, stickerlar, yapılacak olan boya işlediği için de gerçekten uygun. Modding'e uygun bir kasa tasarlamış Cooler Master. Bu noktada zaten yurt dışında bu tür üst seviye kasaları genelde kullanıcılar alıp kendi kafalarına göre şekillendiriyorlar. Olduğu rengiyle herkes her zaman kullanmıyor. Biz genellikle olduğu rengiyle kullanıyoruz çünkü bir ürünün fabrikadan çıktığındaki işçilik kalitesi gerçekten yüksekse o kasa durduğu yerde estetik olarak kendisini belli ediyor. Sevgili izleyiciler, üzerinde yaptığınız oynamanın çok ince işçilikle benzer bir kalitede yapılması gerekiyor ki sırıtmasın. Evet Ali, bir başka artıdan soğutma. Soğutma güzel olmuş. Ön tarafa 3 tane fan takabiliyoruz. Sıvı soğutma takabiliyoruz. Yani diyelim ki Pro modelini almadık. Evet. Sıvı soğutmayı ön tarafa da takabiliriz. Pro modelini aldıysak üst kısma da takabiliriz. İçeriye bayağı bir fan ekleme imkanımız var. Tabii ki kasanın yan taraflarına eskiden kasalarda hatırlarsan Recep böyle 4 tane 6 tane ya da 200 mm'lik fanlar konan modeller de vardı. O kadar abartı bir şey yok sevgili izleyiciler. Zaten gerek de yok. Termal olarak aşağıda güç kaynağı ve kabloların olduğu bölüm ayrılmış.
Orası oradan yalıtılmış bir şekilde yer alıyor. Sabit disk yarı da oraya koyabiliyoruz. Mesela sabit disk oraya koyduğun zaman ön soğutmanın alt kısmı disk yarı da soğutuyor. Evet Ali. Yani güzel tasarlanmış sevgili izleyiciler. Bir başka nokta da taşıma kutları. Şimdi taşıma kutlarının özellikle metal olması, plastik olmaması önemli. Şasinin kendisine oradan sağlamca takılmışlar. Yerlerinden kurtulmuyorlar. Evet, tabii ki taşımak istemiyorsanız o kutları sökebiliyorsunuz da. Şimdi kasanın ağırlığını da tekrar hatırlatayım o noktada. 10 kilo yakın bir ağırlık var. Kalitenin bir bedeli var sevgili izleyiciler. Koyduğunuz zaman yerinden kolay kolay oradan oraya, buradan buraya götürmek istemeyeceksiniz. Ama götürmek isterseniz kuplar olmasa kaliteli kasayı taşımak işte o zaman azap oluyor. Kenarından köşesinden nereden tutacağını bilemiyorsun. Evet, bir de boş taşımayacaksınız tabii ki. İçerisindeki bileşenler de geldiği zaman bayağı bir ağırlaşacak. O kulplar önemli. Daha önceki Scout modelinde tercih etme sebeplerimiz arasında yer alıyordu. Kesinlikle. Şimdi Ali, bir de eksiler var. Eksiler neler hocam? Ali, bir eksi aksesuar bulunabilirliği şu anda maalesef çok kötü. Türkiye'de bakıyoruz, sadece kasaların satışta olduğunu görüyoruz. Daha yeni satışa çıktı, çok taze bir kasa. Ama Cooler Master'ın bu Master Case konseptinin gerçekleşmesi için hem uygun fiyata hem de bol miktarda bunun aksesuarının stokta olması gerekiyor. Lütfen incelemenin makalesini izlediğiniz tarihte 1 ay, 3 ay, belki 6 ay sonra tekrar bakın. Çünkü Cooler Master bu Master Case'i uzun vadeli bir yatırım olarak tasarladı. Evet. Kullanıcılar Master Case'i aldıktan sonra özelleştirebilsin ve biz ek aksesuar sunalım diye bir planı var. Bu planı sürdürmeleri lazım ki işin kaliteli kasa dışındaki konsept kısmı da başarılı olsun. Doğru Ali. Bir başka eksi de Ali, ön taşıma kuplanın plastik kaplamalarının zor çıkması. Şimdi arka taraf çok kolay çıkıyor. Evet. Ön tarafın bir tarafı kolay çıkıyor, diğer tarafındaki pinler biraz sert kalmış. Evet. Yani şu kısımda gördüğünüz pinlerin sevgili izleyiciler, şu ön kasanın üst kısmında yer alan taşıma kubunun da yeni yapılacak aksesuarlarda plastik sertliğinin eşit olması lazım. Şu ana kadar gördüğümüz bir tek zorlayan ve kasada hoşumuza gitmeyen nokta bir tarafın kolay, diğer tarafın zor çıkması oldu. Biraz uğraştıktan sonra onu da sökmeyi başardık ama. Evet. Sizlerle birlikte sevgili izleyiciler, Master Case ve Master Case Pro 5 modellerine yakından baktık. Yakında bu kasalarla ilgili yeni çalışmalarımız olabilir sevgili izleyiciler. Çünkü gözümüzde bir upgrade tutuyor ve kasanın kendisini gerçekten çok beğendik. Evet, bir başka incelemde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.